zedelemeye gayret edenler var. Bunlar bizim birlik sembolleridir. Biz köy camilerinde bile, köy mescitlerinde bile cuma kılmayız. Nerede kılarız? Cuma camii, cuma mescidi. Yani ya kasabaya inerdik ya ilçeye veya il merkezine. Niye? Çünkü birlik, beraberlik orada oluşur. Bölgede oyunlar oynandığına dikkat çeken Erdoğan, net ifadeler kullandı, BDP'nin terör örgütü PKK ile birlikte hareket ettiğini belirtti. Miting mi yapacaksın? İşte gel aynen böyle miting yap. Bunlar yol kesmeye alışmışlar! APO'yu peygamber ilan edenlerle bizim işimiz olamaz! Bizi aldatanlara, benim Kürt kardeşlerimi aldatanlara karşı hep beraber olacağız! Onlara 12 Haziran'da sandıklarda gereken cevabı vereceğiz. Başbakan terör örgütünün PKK'nın uyuşturucu ticareti yaptığını anlatırken yöneticilerinin mal varlıklarına Amerika tarafından el konulmasını örnek gösterdi. Bunların Amerika'daki mal varlıkları Amerikan hazinesi tarafından el konuldu, donduruldu. PKK terör örgütü neyle uğraşıyor gördünüz mü? Bakınız bunlar Türkiye'de de nereyle ilintili? Ne yazık ki BDP ile ilintili çalışıyorlar. Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklendi. Silivri'ye gidiyor, tezgahında Ergenekon satıyor. Batman'a geliyor, tezgahında KCK satıyor. Tunceli'ye gidiyor, Alevilik satıyor. Başbakan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik Ecevit'in adını ağzına almak için abdest alman lazım sözlerine de tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, abdest nerede alınır biliyor musun? Abdesti biz sadece namaz kılarken alırız. Bir de Kitabullah'ı okurken elimize aldığımızda. Bunun dışında filancanın ismini ağza alırken abdest al. Yok böyle bir şey ya. CHP Genel Başkanı'nın üslubunu bir kez daha eleştiren Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na nasihatte bulunmayı da ihmal etmedi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun annesine saygı duyuyorum. Eline, diline, beline hakim. Şimdi sen de elle, dille fazla ileri gidiyorsun. Bilesin ki 12 Haziran'da benim halkım seni de bir yerlere gönderecek. Dedi. Benim için artık bu ülkede Kürt sorunu bitmiştir. Artık bu ülkede benim Kürt kardeşlerimin sorunu vardır ama Kürt sorunu yoktur. Başbakan Erdoğan Kürt sorunu yok açıklamasını Muş'ta yaptı. BDP'ye sert sözlerle yüklendi. Bölücü terör örgütüyle biz bu ülkeyi ayağa kaldıramayız. Benim sevgili milletimin normal demokratik iradesine hükmetmek isteyenlerle biz bir yere varamayız. Niye dayatıyorsunuz? Niye tehdit ediyorsunuz? Bırakın benim vatandaşım oyunu kendi iradesiyle kullansın. Erdoğan, demokratik çözüm çadırlarında kılınan toplu cuma namazı eylemlerini de eleştirdi. Terör örgütü ne diyor? Devletin imamlarının arkasında namaz kılmayın. Allah Allah. Ya sizin zaten namazla filan ne alakanız var? Terör örgütünün böyle bir derdi var mı? Bu işte bölücülüktür. Bu ayrımcılıktır. Bu oyuna gelmeyeceğiz. APO'yu peygamber ilan edenlerle bizim işimiz olamaz. Olamaz. Bu kadar açık konuşuyorum. Onun için bizi aldatanlara, benim Kürt kardeşlerimi aldatanlara karşı hep beraber olacağız. Erdoğan, Muş mitinginde teröre uzun uzun değindi. Yaşanan çatışmalardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Burada dökülen her gözyaşı yüreğimize, vicdanımıza, ruhumuza aktı. Silahlar konuştukça, kurşunlar vızıldadıkça, dağlarda gençler yere düştükçe bizim ciğerimiz yandı. Başbakanın BDP'li belediyelere yönelik eleştirileri de vardı. Altyapı mı getirdi? Kanalizasyon mu getirdi? İçme suyunu mu getirdi? Okul mu getirdi?
gençlerin kanından besleniyorlar. Annelerin gözyaşından besleniyorlar. Bunlar yoksulluğun istismarından, terörün, acının devamından besleniyorlar.